kenar bölgede özellikle işte çıkıyoruz arka sokaklar ve oralarda insanlar görüyoruz. Ve kendiniz aslında her tarafında bunları görüyorsunuz. Yani Aragüler'in eserlerinize baktığınızda bir yandan bakıyorsunuz bekar odaları, değil mi? Bekar odaları, insanlar geliyor, fabrikada çalışıyor, orada en ucuz bir yerde kalmak zorunda kalıyor. E peki şimdi bekar odalarında kalmak köyden gelen bir özellik değil. Tam aksine kentin bir getirmiş olduğu yaşam tarzı. Tam da buradan bu bizim kent ve modernlik ilişkisini tekrardan sorgulamamız gerekiyor sosyal dönemde. Peki ne yapmalıyız? Eğer bu mekan anlayışı, modernist yaklaşım sorumluysa, çünkü bu modernist yaklaşımı bile aslında şimdi kent ve köy iki ayrı yermiş, birbirinin zıttı yerlermiş gibi göründüğünde bile aslında hala bir mekansal analiz yapılmıyor. Kafadaki kurgu şu, kent eşittir modern, ki bakın mesela köylülüğü anlatırken birden modern topluma geçti Murat Belge de. Köy eşittir geleneksel, değil mi? Şimdi burada bile aslında zaman üzerinden tartışıyoruz. Bu geleneksel yapı bir şekilde modern yapıya dönüştüğünde sorunlarımız bitecek gibi. Onu dönüştüreceğiz. Ve sanki köyün olmadığı bir modern toplum olabilirmiş gibi bir anlayış da var. Peki bunun yerine, bunu yıkmak adına biz ne yapabiliriz? Mekana nasıl bakabiliriz? Kente nasıl bakabiliriz? Öncelikle yani mekan dediğin şeyi nasıl farklı bakılabileceğini bir düşünelim. Bence üç temel farklı yaklaşım var. Birincisi de mekanı ve zamanı hiç göz önüne almadan bir şeyler tartışabilirsiniz. Mesela yani hiçbir etkisi olmadığını düşünüyorsunuz. Bu doğa bilimlerinde daha etkili. Ne derler? İşte fareler üzerinde deney yaparlar veya başka deney hayvanlar üzerinde. Ben yaparsın ve fareler sürekli işte şu kadar yiyecek verdiğinde şöyle hareket eder, değil mi? Şu elektriği verdiğinde şu hareket yapar diye genellemeler çıkartırsın. Toplum bilimde de mümkün. Dersin ki işte her insan kendi çıkarını gözetir. Bu 20. yüzyıldaki insan değildir. İstanbul'daki insan değildir ama insan kendi çıkarı ve menfaatini kullanmada. Dediğinde genelleme yapıyoruz. Hiç ne zamanın ne mekanın bir etkisi var. İkinci bir yaklaşım, mekana ve zamana farklı bir yaklaşım. Dersin ki, belli bir dönemde yaşayan insanlar, İstanbul'da 20. yüzyılda şöyle davranıyorlar dediğinde aslında bir ortam veriyor, konteks ortam veriyor düşünüyorsun. Buradaki işleyiş böyledir. Başka bir yerde işleyiş farklıdır. Mesela kapitalizm her yerde genel bir kuralı var, bu tarzda çalışıyor demek yerine, işte 20. yüzyılda İstanbul'da kapitalizmin şu özelliklerle çalışıyor dediğinde aslında böyle ortam olarak tanımlanmış oluyorsun mekanı. Hem zamanı vermiş oluyorsun, hem bulunduğu yeri vermiş oluyorsun. Bir üçüncü yaklaşım, ki bence üzerine gidilmesi gereken şey, mekansallığı ele alabilmektir. Bir, mekansallığı derken mekanın üretimi, yani mekanın üretimle bir toplumsal bir süreç olduğunu düşünün. Mekanın üretimi nasıl yapılıyor? Birinci adım o. İkincisi bu üretilmiş olan mekanlar toplumsal ilişkileri nasıl yeniden üretiyorlar, nasıl şekillendiriyorlar? Şu oturumu normalde şu şey yapmakta mesela sizler bu karşıda oturmuşsunuz, tepede oturmuşuz. Öyle yaptığımızdaki konuşma tarzıyla bir çember içinde konuşmamız farklı. İkisinin mekan kurgusu farklı. Değil mi? Şu anda mikrofonun bende olmasını bile yaratmış olduğu bir farklılık var. Yani en doğal sesimle bile size ulaşamıyorum. Ama öbürsünde bir ortak bir yerde tartışıp konuşuyoruz çemberde. Diğerinde ise mesela daha tepeden yukarıdan size bir şekilde bilgiyi dikleden, veren biriler olarak karşımıza çıkıyoruz. Tam da burada işte o şeye bakmak lazım. Yani mekan dediğimiz şey, kurulan bir şey. Yani insanların pratikleri, eylemleriyle kurulan bir süreç. Birincisi bu. Ve ikincisi, bu zamanın toplumsal ilişkilerimizle belirlemeye başlıyor. Bunu çok gündelik mikro ilişkiler üzerinden de bakabilirsiniz. İşte şuradaki şey gibi, ekonominin işleyişi açısından da bakabilirsiniz. Küresel ekonominin bir yerde konuşlandığı, haberlerin bir yerden alındığı, oradan gelinen bilgilerle senin burada bir şeyler üretmeye çalıştığını düşünün şu anda bir yerde büyük borsa çalışıyor, ediyor, ürünlere değer biçiyor ve sen bir yerde bir köyde çalışıyorsun ve domates üretiyorsun. Ve oradaki borsadaki düşmelerle falan senin hayatını bağlantılı. Orada da bir mekansallık var. Ve bence ilginç olan burayı açabilmek.
Çünkü bu, eğer mekan toplumsal süreç ve bunun pratiğiyle şekilleniyor dediğinde aslında neyi belirtmiş oluyorsun? Mekanda eğer farklı gruplar, farklı insanlar pratikleriyle şekillenirse oradaki ilişkiler, oradaki hiyerarşik şeyler, güç, iktidar şeyleri bir şekilde bu mekansallıkla iç içe geçmiş oluyor. Ha, o zaman burayı nasıl girebiliriz? Girilmesi gereken hazır kurgulanmış şeyi nasıl çözebiliriz? Ve şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir şekilde gündelik pratiklerle, sosyal pratiklerle mekan oluşuyorsa bu kendisine has olan imgeleri de şekillendirmeye başlıyor. Ki belki işte fotoğraf açısından daha önemli olan sabit bilindik imgeler var. Yani belli görüntüler oluşturuyorsun. İstanbul'a has belli görüntüler oluşturuyorsun. Bu şeyi haklı getirebilecek işte istediğinizde fotoğraflarda kaos yaratabiliyorsunuz. İstediğinizde düzen çıkartabiliyorsunuz değil mi? Orada da tam bu şey var. Yani o imge yaratmak bile bu pratiklerden çok kopuk değil. Ama tam da onun arkasında bu şeyi, yani bence çok da böyle kaderci işte güçlü hiyerarşiler var, pratikler var, bunlar her şeyi belirliyor ötesinde. Aslında ne kadar da bunların dışına çıkılabilecek insanları, gündelik hayatta kendi mekanlarında oluşturduğunu, dışlara dönüyor değil mi? Onları düşünmek gerekiyor, sorgulamak gerekiyor. Bu bence de fotoğrafta da öyle bir potansiyel var. Çünkü bilindik, yani mesela bir belediyenin hazırladığı bir katalogla bir fotoğrafçının hazırlayacağı katalog bir kent üzerinde farklı olacağını tahmin ediyorum. Çünkü biri düzelen, kontrol altına geçen, her şeyin düzenlendiği bir kent kurgusu yaratmaya çalışıyor. Kendi kontrolündeki kenti. Diğeri ise bu kenti aslında görülmüyor ama bir şekilde yaşayan insanlara, hayatlarını idame ettiren insanlara ön plana çıkıyor. Ama bir, bence bir üst aşamada işte o şeyler nasıl acaba? Bu kurulmuş mekanlar artık insanların pratikleri nasıl şekillendirmeye başlıyor? Onun üzerine gidebilmek lazım, sorgulayabilmek lazım. Şimdi bunları söyleyeyim. Daha sonra tartışmaları yöneltirsin. Çok teşekkür ediyorum. Aslında Yıldırım Bey'in işaret ettiği pek çok şey fotoğrafçılara oldukça zengin ipuçları sağlıyor. Yani mekansallık, değişme, kente yerleşip hala köylülük halini yaşatma, o imgeler olarak şeye nasıl yansıyor? Günlük hayata, oturduğumuz yere, bahçedeki konumumuza, insani ilişkilere falan. Aslında fotoğrafçı, fotoğraf çekmeye çıkarken zihninde bu tür açıklıklar varsa, bir şeyler okumuşsa, bir şeyler dinlemişse veya dünyaya böyle bakıyorsa, yani kapının önünde oturan bir çocuk sadece kapının önünde oturan bir çocuk değil veya yaşlı, takım eski alışkanlıkları oraya yansıtan bir insan o şekilde bakılırsa, fotoğrafçı sanırım başka şeyler de keşfedebilir. Yani kadrajını öyle ayarlar ki sadece yaşlının kendisi değil, belki arkasındaki işte pencerenin içinden bir takım şeyleri falan olabilir. Dolayısıyla kenti fotoğraflamaya başlarken kent hakkında bir bilgi sahibi olmak, neler oluyor, neler bitiyor, ben nereye gidiyorum, bu mahalle nasıl bir mahalle, burada kimler yaşar gibi sizin de bahsettiğiniz verilerle donanıp çekime çıkmak bence fotoğrafı zenginleştiren ve yerine oturtan ileride değerli kılacak bir şeydir, bir yöntemdir. O yüzden çok değerli bence sizin söyledikleriniz. Aslanlığa geçmeden önce bu toplumun dergisinde sizin yazınız var. Orada çok hoş bir şey var. Fotoğrafın sosyal bilimde toplumsal anlamda kullanımı konusunda şöyle bir şey var. Yani toplumsal değişimi izlemenin gerçekte zaman ve mekan arayışlarının dönüşümlerini izlemek olduğu görüşü yöntem tartışmalarına yeni açılımlar sağlar demişsiniz. Biraz önce söylediklerinize oldukça paralel bir
bir yöntem olarak yönelirken sorumuz bize bu çoğulcu ve tartışmaya açık ortamı sağlayamayacağıdır sorusuyla da şey yapıyorsunuz, onu da ortaya koyuyorsunuz. Buradan yola çıkarak belki size bir şeyler vereceğim. Evet, bu doğru bir yer oldu aslında açılım olarak. Çoğulculuk hep bizim için ana sorun karşımıza, sosyolojinin bilim olarak varoluşsal sorunlarından biri. Ve nedense başından beri çoğulculuk nesnellikle karşı yerlerde duran bir şey gibi gözüküyor. Şimdi benim burada tekrar tabii makalede yazdıklarımı zikretmek istemedim. Bu çoğulculuğun çoğulluk kavramını, sosyolojiye neler katıp kendi üstüne düşünmesine nasıl açılımlar getireceği konusu bir yana, bunu izleyebileceğimiz başka bir hat olduğunu daha fark ettim. Tabii fotoğrafı da buna katarak. O da tabii bu hani kavramlar üstüne çok karar verildiğine hala inanmıyorum. O bir hani meşhur modern, postmodern kimlik ikilimi meselesi var ya. Orada çok belirleyici olan bir şey var. Modern sürecin kendi sorunları ve kendi sürecin tamamlayıp başka bir şeye doğru gittiği bir süreç değil mi? Tam adını koymak istemiyoruz. Ama her neyse orada çok net olan bir şey var. Sanatın modern süreçteki dediğimiz aslında belki geç orta çağdan beri alacağımız dönem itibariyle sanatın toplum bilimi, felsefe ile ilişkisinden farklı bir şekilde yeni bir konum elde etmesi gibi bir şey söz konusu. Bunu nereden biliyoruz? Yani neler aklımıza gelebilir? İşte bu İstanbul'da en çok gördüğümüz bienallerle karşımıza çıkan bu sanatın bir eser olmaktan çıkıp bir enstalasyona, bir işe dönüşmesi, kendi başına bir vizyonu olan, işte bir hani mimesis, taklit özelliğinden çıkıp kendi kendine bir derdi olan, bir vizyonu olan, felsefe, toplum bilimi, işte doğa bilimi, yani her şeyin bir sözü olan bir işe dönüşmesi sanat çalışmalarının. Bu önemli bir anahtar kavramı sorunu açıyor çünkü onun tartışmalarına baktığımda. Orada da çünkü aranan en önemli şey çoğunluk meselesi. Çünkü o tür bir sanat çalışmasının içinde her şeyin var olabildiği malzeme olarak da, söylem olarak da var olabildiği düşüncesi. Şimdi bu noktadan baktığımızda fotoğraf da bir sanat aslında aynı zamanda. Her ne kadar tabii başından beri fotoğraf makalede bahsettiğim gibi işte bir belge kanıt niteliği taşıyan bir şey olarak da görürsek, değil mi, bir özelliği o. Bir de tabii ki mutlaka bir sanat çalışması olarak da görmek sanat meselesini hatırlamak için de görebiliyoruz. Şimdi tabii belgeye de kanıt olduğu noktada söyleyecek şeyler çok bilindik şeyler. Dolayısıyla burada da bütün toplum bilimlerin elinde bir araç olarak kullanabildiğini görüyoruz. Gördüğümüzün, söylemek istediğimizin ispatı olarak onun karşılıklı edilen olması fotoğraf açısından baktığımızda. O zaman da tabii ne oldu? Fotoğrafı böyle bir belge kanıt niteliğiyle sosyolojinin içine soktuğumuzda kaldı ki bunu işte Kemal Bey'in de belirttiği gibi antropolojide kullandı, etnolojide kullandı. Bütün birçok toplum bilim yeri geldiğinde kullandı. O zaman hemen fotoğraf modern mix süreci ya da sosyolojinin kendi klasik yöntemleriyle kendini sorgulamaya başladı süreçte fotoğraf da hemen diğer yöntemlerle aynı eleştirilere maruz kaldı. Aslında bunun bu anlamda fotoğraf için bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Aynı süreçte belki işte bu çalışmada da bu dergi çalışmasının bütününde de çıkan şey aslında fotoğrafı oradan alıp hemen yani klasik yöntemler içinde bir hapsedip ona da aynı eleştirilerle orada bırakmak yerine aslında fotoğrafı oradan alıp bambaşka bir gözle bakarak yeniden sosyal bilimler ya da toplum bilimlerine ve daha doğrultuları içinde onunla yeniden ne yapabiliriz, sorgulayabiliriz kaygısıyla yaklaşıyoruz. İşte bu açıdan ben tekrar biraz git geldi bir konuşma gibi olacak ama
sanatın da aynı kaygılarla toplum bilimler içerisinde sokulduğu, adeta hatta hani çok çarpıcı tartışmalardan biri ya, toplum bilimcinin öngörülerinin yerine artık sanatın sezgiselliğinin gelmesi meselesi. Bunların hepsi aslında bir açılım açısından fotoğraf ve toplum bilimi ilişkisinde de fotoğrafı da o anlamda bakarak belki yeniden konuşmayı daha doğru buluyor diye düşünüyorum. Çünkü yani belki ileri gitmek olacak ama böyle iddialar, tartışmaları açar diye fotoğrafın yerinin aslında ortak kabul gördüğü bugüne kadarki nesnellik zeminindeki yerinden alıp onu doğrudan sanatın içindeki yerine yerleştirerek tekrar bakmak diyelim. Şimdi tamam, modern bir şey fotoğrafta 19. yüzyılda modernliğin en hızlı, ki tabi modernlik 19. yüzyılda başlayan bir şey, tabi tarihlendirsek değil. Ama en hızlı, en çarpıcı ilerlerini kazandığı dönem ve fotoğrafın da ortaya çıktığı dönem. Dolayısıyla aslında aynı varoluşsal sorunları da yaşıyor fotoğraflarında da. Peki modernlik, hani burada farklı farklı birçok şey söyledik. Bir de hani modern, postmodernlik sürecinde tartışıma gelen zeminlerden biri olarak modernliği tekrar, bir de ben şöyle tanımlasam mesela, benim tartışmama daha açıklık kazandırdığı için söylüyorum. Şimdi modernliğin en önemli sorunları neydi? Nesnellik, nihai gerçek arayışı. Bilimler, felsefe ve sanatın bütünlüğü ve hep tek bir söylemle ona her şeyin onun üstünden kurgulanabileceği meselesi ve insan doğasının nesnelliği olduğu iddiasıyla yola çıkılan ve bunların hepsinin aslında evrensel bir kırılma çabası içinde süren bir tartışmalar zinciri modernlik. Burada zaten bunları söylerken bile artık şu halde aslında ne kadar sıkıntılı ve açılım bekleyen konular olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle de işte bu postmodernlik sürecinin tartışmalarında bu burada peki ne olabilir, nasıl açıldı, tekrar mevzu nereye açılıyor gibi baktığımızda onun çok genel iddiaları ne dediğimizde entelektüel yeni bir iklimin oluştuğu düşünülüyor bu süreçte. Ve bunun aslında biraz kültürler ötesi bir duruşu olduğunu, bu nedenle de modernizm ve bilindik kurumsal bilimsel araçların işlemediği farklı bir bilinçliliğin inşa edilmeye başladığı bir dönem olduğunu söylüyorum. Ben buradaki iki durum arasında, yani modernlik ve postmodernlik diyelim şimdi bu tartışmalı süreç olarak, anahtar kavramın yine çoğulculuk olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kavram enteresan bir şekilde yani postmodern tartışmalar için icat edilmiş bir şey değil. Modernliğin de bir çoğulculuk tanımı var. Onun da olabildiği bir anlam var. Buradaki ilginç olan onun bu kavramdan modernliğin anladığıyla ondan modernlik sonrası diyelim, postmodern süreci anladığı şeyin farklılaşması. Peki modernlik ne anlıyor çoğulculuktan? Bir iş bölümü aslında onlar için bir modernlik içerisinde önemli bir şey. Çünkü iş bölümüne dayalı bir gerçeklik meselesi ortaya çıkıyor. Yargı ve beğeninin ayrılmasıyla oluşan felsefe ve toplum bilincinin ayrı ama ortak zemini olan mutabakat olanı olarak görülüyor. Burada mutabakat kavramının altını çiziyorum modernliğin en önemli tutamak noktalarından biri. Tartışılabilir olan çoğulculuğu bir aşama tartışma zemini olarak görüyorum ama illaki nihai sonuç mutabakat olan bir zemin bu. Böyle bir kaygıyla yaklaşıyor. Yani deneyim, değerler ve doğruluk ölçütlerindeki bir çoğulculuk var burada. Ama kültür ötesi dediğinde yani postmodern süreçte ise bu aslında hayır deniyor. Yargılar, beğeniler, evrensel değil, daha yereldir ama bu yerellik coğrafi yerellikten biraz daha öznel yerelliği de içeren bir kavram olarak. Ve cemaat ve gelenek bağlantılı bir söylem de içinde vardır. Deneyimler, değerler doğruluk için bir ölçüt olabilir ve hakikat, yargı, beğeni, cemaatler ötesinde bir evrenselliğini aramak da boşuna da geliyor. Burada bir kiyerek bir tanımını size okumak istiyorum. Doğuculuk, her biri kendi anlama şeması,
ve rasyonellik ölçütleri bulunan çok sayıda değerlendirme çerçevesinin var olması demektir, diyor. Ve çoğulculuk bu anlamda uzlaştırılması gerekmeyen, karşılaştırılabilir ve rekabet halindeki konumların bir arada var olması demektir. Ve çoğulculuk farklı insanlarla farklı grupların birbirine indirgenemeyecek farklı dünyalarda yaşamaları demektir, diyor. İşte tam da burada fotoğrafın başlı başına bir dil olarak, bir iş olarak baktığımızda bu indirgemeci yaklaşımı önleyecek bir zemin ne olduğunu fark edebiliriz gerçekten. Çünkü onun perspektifinde, onun bakışında aslında hiçbir şeyden daha değerli, daha anlamlı ya da içinde yargıları olan bir şekilde bakışı içermiyor. Ona atfeden öznenin kendisi diye düşünüyorum bu noktada. Şimdi bu çoğul ortam işte tam da bu sanat işleri meselesinden daha iyi anlaşılır kılınıyor diye düşünüyorum sosyolojideki tartışmalarda da. Çünkü bu çoğul yani sanatın işte bir iş haline gelmesi, o yüce bir sanat olma niteliğinden içinde kendi dili, kendi söyleyeceği sözü olan bir iş haline gelmesi aslında toplum bilimlerinin elinden o nesne olma ve geleceğin formülünü bulma ya da bir anlamda o yasa koyma gücünü alıp doğrudan bunu sanata, sanatçıya, onunla birlikte iş yapana ve onun sezgiselliğine vermesi, onunla eşdeğer kılması çok önemli bir dönüşüm sağlıyor. Ve aslında bu da çok icat bir şey değil bu noktada. Yani postmodern sürecin icat ettiği bir şey değil. Postmodernlik de tartışmalarını döngü olarak tekrar eski çağa bakarak yapar. Enteresan bir şey aslında. Tıpkı orta çağda olduğu gibi. Oradan ne çıkarır? Aslında tıpkı eski çağlarda ve Rönesans'ta olduğu gibi sanatın felsefe ve toplum bilimlerle birlikte hareket ettiği bir dönemden birlikte nasıl diyelim zemin olarak çalıştığı bir dönemden kendine esin alır. Yani sanatın tüm filozof felsefecilere ve toplum bilimcilerine açık olduğu ve aynı arenada konuşulduğu bir dönemdir. O eski çağ ve Rönesans'ın tekrar eski çağdan olarak yarattığı. Yani o dönem filozof sanatçılardan bahsederiz değil mi? Aynı zamanda bilim adamıdır da. İşte bunun en çok bildiğimiz Leonardo da Vinci, bir deha adlayanlar ve öne çıkıyor ama o dönem için Campanella'ları düşünün, Ütopyaları kuranların hepsi o işte aynı arenadan, aynı bir edebi eser gibi de okuyabilirsiniz onları. Öte yandan gerçekten toplum kurgusu üzerine düşünen bir bilim insanı gibi de görebilirsiniz. Dolayısıyla da aslında bu anlamda bu çoğulcu dili sosyoloji için bir açılım görmek gerekiyor diye düşünüyorum ve tekrar bugünün diline bakarsak bize aynı zamanda neyi sağlıyor bu dil, çoğulcu dil? Burada Polinesi'nin kavramlarından alarak yani farklı olan her şeyi aynı gibi sanatın bölümlerinde bu söyleniyor ya en yüce olanla en kiç olanı aynı kültür pazarında satıcıya sunum olur değil mi? Çünkü yan yana kendi tüketicileri bekliyor bu ürünler aynı zamanda ve bunlar birbirlerini dışlamadan yan yana durup aynı arenada kendini alınmayanı bekleyebilme gücüne ve duruşuna sahipler bu noktada. Dolayısıyla bir önderlik sorunu yok. Birinin biri üstüne nihai olarak belirleyebileceği bir şey yok. Bu aslında aynı zamanda bizim belki unuta geldiğimiz o batının bize çok batı ile evrensel kılınan değerlerdeki zihinsel yapılarımızın o modüler özelliğini hatırlatıyor. Yani bizim anlayışımızda, düşüncemizde, algılamamızda da yekmesen, tek, yekpare bir şey olmadığını hatırlatması sağlıyor. Dolayısıyla da makro söylemlerden mikro alanlara doğru kayışın zenginliği ve onların her yere yayılması gibi bir süreci yaşıyoruz. Şimdi burada tabii kaygımı da dile getirmek istiyorum. Hani burada postmodernliğin tartıştığı kavramlardan bahsediyor olabilirim ama yani ben hala kişisel olarak ortak bir konuşma zemini arayışından vazgeçmeden bunu yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu kişisel kaygım olarak bunu da getiriyorum. Yani sanki bu çoğulculuğu herkesin bir afaki bir ortama bir şeyler söylediği ve onların orada kendince dağılıp gittiği bir yer. Gene de
bir şekilde ortak bir dile ve ortak bir zemine arayışından da vazgeçmemek gerektiği sürecinde kendimce bir tarafta tutuyorum.